kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öfkeyi içine atmakla ilgili bir ayet var mı? Evet bir mümin kızdığında, öfkelendiğinde bunları içine atmakla ilgili ayet ve hadisler var. Bu ayetlerden biri şöyledir. Vel kâzımîne l Kızdıklarında öfkelerini yutarlar. Vel âfîne anin nas İnsanların kusurlarını affederler bu ifadelerin içinde geçtiği Ali İmran Suresi 134. ayetin meali şöyle. İşte o takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler, Allah işini güzel yapanları sever. Bu ayette ve devamında 135. ayette İslam'da ideal ahlak tipi olan takva sahibi müttaki insanın temel ahlaki nitelikleri sayılmakta ve ortaya koymakta. Bunlar her durumda cömert olmak, öfkeyi yenmek, insanları bağışlamak, kendi hatasını kabul etmek ve bundan vazgeçmek gibi özellikler. Bu vasıflar ancak ihtirasları ve bencil duyguları karşısında hürriyetine kavuşmuş üstün ruhların neredemleri. Demek ki takva sahibi müminler öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Öfke diye çevirdiğimiz gayz kelimesi terim olarak aslında hoşlanılmadık bir şeye karşı insanın duyduğu heyecan anlamına gelir. Gazabın aslı olduğu kabul edilir. Kadap dediğimiz. kadap intikam iradesini doğurduğu ve istemeden yüzde ve diğer azalarda belirtileri görüldüğü halde gayz sadece kalpte olan bir duygudur. Ayetin tasvirine göre insanlardaki takba duygusu bu konuda da etkili olmakta ve olaylar karşısında öfkeyi yenmelerini ve insanları bağışlamalarını sağlamakta. Nitekim ayette geçen Kazım, bunun çoğulu Kazım'in kelimesi öfkesini yenen, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayan, sabreden manalarına gelmekte. <laughs> Takvadan kaynaklanan hasletleri taşıyanlar ve gereğini yerine getirenler Allah katında sevilen kimseler oluyor. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da konuyla ilgili şöyle buyurur. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, kızdığı zaman öfkesine hakim olan kimsedir. bu hadis hem Buhari hem Müslim'de geçmektedir. Ancak şahsi meselelerde öfkeyi yenmek Allah'ın emri olup beğenilen ve övlen bir davranış olmakla beraber kamu ilgilendiren meselelerde toplum düzeninin bozulmasına ve kötülüklerin yayılmasına yol açabilecek durumlar karşısında gevşeklik göstermemek, gerekli tedbirleri almak ve gerekirse suçluları cezalandırmak devletin görevidir.